Arkadaşlar merhaba, Ferhat Hoca kanalına hoş geldiniz. Wulhub üzerinde bulunan Hogwarts Dobby isimli makinenin zafiyetlerinden yararlanacağız değerli arkadaşlarım. Açıkçası çok keyifli bir makine. Hele de bir de Harry Potter'ı seviyorsanız emin olun bundan çok keyif alacaksınız. Öncelikle bir inceleyelim. Ne seviyedeymiş, sitesinden bir görelim yazarı kimdir. Değerli arkadaşlarım yine 2020 yılına ait bir makinenin zafiyetlerini araştıracağız değerli arkadaşlarım. Size biraz büyük, yani boyutu birazcık büyük, ancak emin olun buna değecektir. Seviyesi kolay modda değerli arkadaşlarım. Ve burada eğer Harry Potter'a aşinaysanız bu sizi güldürecek. Değerli arkadaşlarım bununla ilgili bilmemiz gereken diğer şey VirtualBox'a daha iyi çalıştığını söylüyor değerli arkadaşlarım. Lütfen buraya da dikkat edin, description kısmında. Nerede iyi çalıştığını biliyorsanız orada kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yani açıkçası bu birazcık insanları çok uğraştırıyor. Benim çok başıma geldi bu. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden kalemize geçelim ve işlemlerimize başlayalım. Hemen IP tarayıcımız olan NetDiscovery'yi çalıştırıyoruz. R parametresiyle hangi IP aralığını tarayacağımızı gösteriyoruz. Böylece IP adresimizi çıkartmak istiyorum öncelikle. Bakalım hangi IP'den yayın yapıyor. Evet, IP adresimizi Ctrl C ile durduruyorum. IP'miz burada. Hemen bakalım web sitesinde ne gibi bir web sitesi var. Belki de hiç web sitesi de yoktur. Bunları bir görmek istiyorum. Evet, bizi bir Apache sayfası karşılıyor. Şöyle bir gözden geçelim. Orijinaline çok benzer. Biz her zaman kaynak kodlara gideceğiz. Çünkü şu an elimizde hiçbir veri yok. Eğer kaynak kodlarda bir şey çıkmazsa gizli dizin taraması yapacağız. Evet, bingo. İlk yakaladığımız burada. Bas 64 ile kodlanmış bir kodumuz var. Bunu birazdan değil, hatta şimdi yapalım. Bunu yapmak için kodumuzu kopyalıyoruz. Bakalım. Çok güzel. Bu çok kolay olmaz mı diyor Potter diyor. Bizi Potter yerine koydu. Ve galiba makine bizde alay geçmeye devam edecek. Veya oynamaya, trollemeye devam edecek. Devam edelim arkadaşlar. Başka bir kaynak kodlarımızda herhangi bir şey var mı? Benim buralarda aradığım genelde JavaScript'ler olabiliyor veya efendim söyleyeyim gizli yazılar olabiliyor. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu kaynak kodlarda zafiyetli makineyi yazan genelde çok fazla ipucu bırakıyor. Keyif vermek için açıkçası. Bingo. Çok güzel. Bu arada hatırlatmam gereken bir husus var. Mesela HTML'de normalde kodun bitmesi gerekiyor. Dikkat edin 375'ten sonra devam ediyor. Yani demek ki aşağıda mutlaka ve mutlaka bir satır vardır. Gerekli veya gereksiz. O yüzden bakmamız gerekiyor. Burada gerekli bir tane dizini yakaladık değerli arkadaşlarım. Ne diyor? Ama oraya bak diyor. Hemen bakalım. Evet. Şöyle birazcık size de yakınlaştırayım. Draco'nun password'u onun evi diyor. Yani his house diyor. Tamam, bunu not defterimize kaydedelim. Hemen bir not defteri açıp arkadaşlar bu tip zafiyetli bilgisayarlar araştırılırken not deftersiz kesinlikle ve kesinlikle gitmeyin. Hangi aşamada neler yaptığınızı görüp tekrar geri dönmeniz gerekebiliyor. Bazen adam şu şekil bir yol izliyor. Seni bambaşka ama çıkmaz bir sokağa götürebiliyor. O yüzden yazarak gitmek ben daha çok seviyorum. Şimdi devam edelim. Bunu bulduk ama bunun dışında elimizde herhangi bir şey yok. Draco'nun password'unun onun evinin olduğunu bulduk. Şöyle yapalım. Bir gizli dizin aramasıyla işimize devam edelim. Ya Dirp de kullanılabilir ama ben Dirp çok kullanmıyorum. Gobuster daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bununla birlikte gizli dizin taraması yapmış oluyorum. Dirp klasör anlamına gelmektedir. U parametresi de senin adresi ile ilgilidir. 28 yazdık. Bir tane de wordlist vermemiz lazım. Hani neye göre tarayacak. Standart wordlist veriyorum. Bazen bunu değiştirmemiz gerekiyor.
Genelde ben bu medium üzerinden araştırma yapıyorum ama arama yaptığınız yere göre, sayfaya göre bazen değişiklik sağlanması gerekiyor. Mesela Bic araman gerekiyordur veya CMS'ler için ayrı bir şey araman gerekiyordur. O da size kalmış bir şeydir değerli arkadaşlarım. Ben bununla ilgili bir de uzantı taraması yapacağım. Uzantı taramalarını seviyorum çünkü uzantı taramalarında çok fazla şeyler yakalıyorum. Yani sadece dizin değil, onunla birlikte uzantı da aramak istiyorum. Bu uzantılarda sizin zaman içerisindeki performansınıza dayalı olarak değişecektir veya zaman içerisindeki bu uzantıların ne anlama geldiğini, neden yapmak zorunda olduğumuzu anlayacaksınız. Evet, işlemimize başladık. Bu işlem birazcık uzun sürecektir. O yüzden sizi çok bekletmek istemiyorum ve burada birazcık videoyu hızlıca ileri sarıyorum. Evet, taramamız bitti. Hemen bakalım nelerimiz var elimizde. Bir index HTML var. Bu zaten ana sayfanın açılması için gerekmektedir. PHP infomuz var, server statumuz var ve log dosyamız var. Burada bariz olarak gözümüze çarpan log'dur. Log'dan gidelim değerli arkadaşlarım. Evet. İpucunun burada olduğunu söylüyor. Password'u vermiş buraya. Password kalsın şimdilik. Evet, siteye gidelim bir bakalım neler varmış. Harika. Bizi bir sayfa karşıladı. WordPress sayfası. Evet, bizi bir WordPress sayfası karşıladı. Bu çok iyi bir şey. WordPress sayfalarının nasıl gireceğini de birazdan anlatmış oluruz. Dobby'nin için bakın burada yazarın Draco olduğunu hatırlarsanız Draco ile ilgili şunu öğrenmiştik. Draco'nun bir şifresi vardı. Onun nevi demişti. Ama şurada bir kod var. Ben bu kodu es geçmek istemiyorum. Bu ne olduğunu görmek istiyorum. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bu şöyle bir dille yazılmış olması lazım. Bunu bir kopyaladım. Bize nasıl bir veri verecek? Evet. Bak bir şeyimiz yok. Devam edelim o zaman. Biz web sitesi üzerinden devam edelim. Şimdilik bir login yapmaya çalışacağım. Evet. Draco vardı. Draco. Draco'nun şifresi Draco. Evet, çok güzel. Slytherin. Onun evinin ismiymiş. Zaten Harry Potter'a aşinaysanız bunu bilirsiniz. Bir giriş yapmaya çalışalım. Diyelim. Kabul etmedi. Bunu şöyle yapsak. Evet, giriş yaptık. Oradaki şifredeki sıkıntı şu. Slytherin'in S harfi büyüktü. Biz küçük olarak girdik. Hemen dedim. Şimdi girdik bir Word sayfasının içerisine. Word sayfasının içerisinde iki tip de bir saldırı gerçekleştirebiliriz. Bu link üzerinden yapabiliriz veya efendime söyleyeyim. Sayfayı editleyerek reverse shell yapabiliriz. Yine reverse shell de pulling de reverse shell yapacak gerçi. Ben bu seferlik size reverse shell'i göstermek istiyorum ama pulling üzerinden göstereceğim. Şu an dili de farklı. Evet. Ezbere yapıyorum açıkçası. Çünkü hani daha önceden çok fazla WordPress kullanmışlığım var. Pulling installations diyelim hani buradan. Başka bir de hangi dilde olduğunu şu an kestiremiyorum. Burada çeşitli pullingler var. Ben bunu çok kullanıyorum. Nasıl bir şey? Aslında çok basit bir reverse shell yazma yöntemlerinden bir tanesidir. Ekranımı sizin için birazcık büyütüyorum.
Evet arkadaşlar, bu çok güzel bir yazım aracıdır. Ben çok beğeniyorum. Bunu çok kullanıyorum WordPress'lerde. Nasıl olduğunu göstereyim. Daha net bir şekilde kafamızda canlanacak. IP adresini yazalım. Burada yazmamız gereken IP adresi bizim IP adresimizdir. Hemen IP adresimizi bir kontrol edelim. Evet, 215 üzerinden gideceğiz. 15. Bir de açmamız gereken bir port. Ve handler istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Yani direkt bu sistemden başka bir yerde dinleme yapmadan bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi bu bize masaüstüne pulling için bir tane dosya bırakacak. O dosyayı sisteme yükleyerek reverse şeylerimizi açmayı deneyeceğiz. Şu anda oluşturulmakta. Evet tamamdır. Oluşturuldu. Gelin masaüstümüze gelin. Evet şu arkadaşlar. Yüklemeye başlayalım. Aktive edelim. Şimdi, dikkat etmenizi istediğim yerlerden bir tanesi. Tamam buraya gireyim. Biraz şunu biraz küçülteceğim. Şu anda reverse şarj çalışmakta ve dinleme yapmaktadır. Reverse shell'in çalışması için şurada nasıl yapacağınızı gösteriyor. Şimdi bir kopyalayalım. Bu muydu alttaki miydi, tam emin değilim. Bir selection diyelim. Buradan itibaren. Bakalım. Bingo. Meterpreter'ımızı yakalamış olduk. Böylece sisteme giriş sağlamış olduk. Hemen shell diyeceğim. Evet sistemin içine girdik. Hemen çalıştırmamız gereken şeyi yaptık. Yani biz şu an kimiz ona baktık. Evet sistemin içerisinde terminal açmış bulunmaktayız. Artık bakalım nelerimiz var onu görelim. Evet bu zaten upload ettiğimiz kısım. Evet burada bütün config dosyalarına kadar hepsini görmekteyiz. Genelde ben burada hiç boş geçmem. Ettirim. Evet, cat dosyasını okumadı. Olsun, sıkıntımız yok. Bu daha sonra hiçbir şey bulamazsam şunun içine girip DB bilgilerini öğrenmek isterim açıkçası. Devam edeceğiz şimdi. Şimdi bu dosyaya geldik. Bir home dosyasını içine girmek istiyorum. Bir şey var mı diye kontrol edeceğim. Evet, lobby'yi görmekteyim. Evet. Birinci bayrağımızı yakaladık. Evet. Gerçek çalışmadı. Bir daha deneyeceğim. Evet. Nano diyelim. Evet. Bu ilk bayrağımız. Flag dosyamızı yakalamış bulunmaktayız. Bunu mutlaka bir yere kaydetmemiz lazım çünkü biz capture flag yapıyoruz. O yüzden dolayı bayrak bayrak gideceğiz. Bir user flagımıza ulaştık. Hemen çıkış yapalım. Clear diyeceğim. Meter filter'dan çıkıp evet şu an bir hata söz konusu. Şimdi nasıl yetkilerimiz var onu görmek istiyorum.
Hemen yazmamız gereken bir komut var. O komutudan başlayalım. Evet, burada yetkilerimize, permission'larımıza baktık. Burada permission'a dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi. Burada find'dir. Aslında diğerlerini de teker teker kontrol etmemiz gerekiyor. Daha önceden bunu çözdüğüm için uğraştırmayacağım sizi. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane web sitem var. Bu web sitesine giriyoruz. Burada find yazıyoruz. Bununla ilgili nasıl bir yetki alabileceğimizle ilgili bir bilgi alacağız. Evet, bizim için işimize yarayacak kısım şurasıdır. Hemen şu komodu alıyorum. Pardon. Böyle yapalım. Evet, çok güzel. Şimdi kimiz onu bir kontrol edelim. ID'den de bakabiliriz. Evet, şurada görmekteyiz. Root. Artık root yetkisini almış bulunmaktayız. Yapmamız gereken tek şey son flag olan root flag'ı almak. Neredeyiz onu bir kontrol edelim. Çalışmadı. O zaman ona diyeceğiz. Zaten biraz sıkıntılı nano bu makinede. Benden kaynaklı bir hata da olabilir. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Root flangımızı da aldık. Keyifli bir makineydi açıkçası. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Öğretici bir makineydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler.